Bizler iki zihin durumunda yaşayabiliriz. Ya hayatta kalma durumunda ya da yaratım durumunda. Hayatta kalma durumu stres içinde yaşamaktır. Stres vücuttaki salgı oranları bozulduğu zaman olur. Stres vücut dengesinin sarsılmasıyla olur. Stres tepkisi vücudunuzun kendini tekrar düzene sokmak için yaptığı bir şeydir. Benimle misiniz? Bu durumda üç tip stres vardır. Fiziksel stres, kazalar, yaralanmalar, travmalar, düşme gibi. Kimyasal stres, bakteri, virüs, kan şekeri seviyesi, ağır metaller, hormonlar, akşamdan kalma durumları. <laughs> Ve bir de duygusal stres var değil mi? Trafik, internet bağlantısı, ev kredisi, bekar anne baba olmak, katkı payı, Obama sigortası... <laughs> Bütün bunları yaşıyoruz, değil mi? Ve bunların her biri vücudun dengesini yerle bir eder ama içimizdeki bir mekanizma vücudu tekrar düzene sokar. Doğadaki bütün organizmalar kısa süreli strese dayanabilirler. Ormanda bir çakal sürüsünün kovaladığı bir geyiği düşünün. O an geyik telaşla çakallardan kaçar ama 15 dakika sonra otlamaya geri döner. Kısa süreli stres. Geyik dış dünyasında ani bir tehdit algıladığı anda bulunduğu ortamdaki koşullara uyum sağlamak için muazzam miktarda bir enerjiyi harekete geçirir. Geyik tüm bu enerjiyi harekete geçirmeye başladığında tüm kimyasalları adrenal hormonlar yoluyla serbest bırakır ve ya savaş ya kaç denilen semptomsuz sinir sisteminin düğmesini açar. Takip ediyor musunuz? Haliyle tüm bu enerjinin açıldığı anda bir enerji akışı oluyor ve beden böylece savaşarak ya da kaçarak çevredeki koşullarla başa çıkabiliyor. Fikri anladınız değil mi? Bu mekanizma bütün organizmalarda vardır ve bu sayede dış ortamlardaki koşulları ayak uydurup hayatta kalabilirler. Yalnız insanoğlu daha farklı ve eşsizdir. Eşsiz olmamızın sebebi de sorunlarımızı düşünebiliyor olmamızdır ve bunu yaparken en kötü durum senaryosunu da düşünebiliriz. Geçmişte kalmış bir anımızı da getirebiliriz ya da sadece düşünceyle stres tepkisinin düğmesine basabiliriz. Stres tepkisinin düğmesine bastığınızda onu bir daha kapatamazsınız. Artık hastalıklara açıksınızdır. Çünkü doğada hiçbir organizma Uzun süreli bir acil durum modunda yaşamanın kötü etkilerini tolere edemez ve çöküşe geçer. Kaç kişi katılıyor? Yani siz tüm bu enerjiyi dış ortamınızdaki bir tehdit için harekete geçiriyorsanız, geriye etrafta dolaşmak için az bir enerjiniz kalır, iç ortamınız için kalmaz. Büyüme ve onarım için enerji kalmaz. Uzun vadeli bina projeleri için enerji kalmaz ve böylece vücudun iç ortamı bozulmaya başlar. Evet. Bunu bir düşünün. Bakın, bilimsel bir gerçek var. Stres hormonlarının uzun süreli düzensiz ve olumsuz etkilerinin hastalık yaratmak için genleri değiştirdiği artık biliniyor. Dinliyor musunuz? Ve insanlar stres tepkisini sadece düşünce yoluyla açabilirler. Yani düşünceleriniz sizi hasta edebilir. Bu temel bir zihin beden bağlantısıdır. O zaman sorumuz şu: Düşünceleriniz sizi hasta edebiliyorsa, o zaman bu düşüncelerin sizi iyileştirebilmesi de mümkün müdür? Bir şeye veya birine tepki gösterdiğinizde, o an stresli bir olay yaşandığını biliyorsunuz. Mesela önünüzdeki araba yolunuzu kesiyor. Çünkü içinde çılgın bir sürücü var yoldan çekiliyorsunuz. Ya savaş, ya kaç, sinir sistemi. Çünkü kendinizi korumalısınız. Bu sistemin devreye girmesi lazım. Yani dış ortamınızdaki bir şeye duyduğunuz tepkiyle oluşan bu kimyasalların bir tepkisizlik dönemi vardır. Ama siz bu duygusal tepkileri kontrol etmeyi bilemezseniz, bu tepkileri gösterdiğiniz sürece kimyasalların akışı da devam eder. Saatlerce, günlerce ve buna ruh hali diyoruz. Hatırladınız mı? Uzun süren bir duygusal tepki. Tek bir olaya duyduğunuz aynı tepkiyi haftalarca hatta aylarca gösteriyorsanız buna da mizaç diyoruz. Mizacınız artık böyle. Kızmak için bir gerekçeniz var. Çünkü bir şey oldu. Bundan 6 ay önce. Bu duygusal tepkiyi ezberlemiş oluyorsunuz. Şayet yıllarca sürdürürseniz bunun adı da kişilik özelliği oluyor. İnsanlar duygularını elbise gibi kat kat üstüne giyerler ve geçmişe dayanarak kendilerini bir kimlikle tanımlarlar. Hayatta kalma modunda yaşadığınızdan, stres hormonlarından kaçmak için tepkisizlik dönemi başladığında, olayın ortaya çıkma biçimiyle gerçekten nasıl olduğu arasında büyük bir boşluk olacaktır. Tepkisizlik döneminde harekete geçmeye kalkarsanız, bu kimyasallar algınızı değiştirir. Pek düzgün düşünemezsiniz. Yani tepkisizlik dönemi sürecinde tepki verirseniz Bunu söylememeliydim dersiniz. Bunu hiç yapmamalıydım. Aman Tanrım böyle düşünmemeliydim. O e-postayı ona hiç göndermemeliydim. Neden? Çünkü bu kimyasallar korku içinde yaşayan, saldırılara maruz kalan, ortamındaki koşullara tepki vermeye çalışan bellek bankası geniş heyecanlı bir hayvan gibi davranmanıza neden olur. Kaç kişi benimle? Şimdi, adrenal hormonlar, yani gerçek veya hayal edilen bir şeye tepkinizden meydana gelen adrenalin, vücuda ve beyne büyük enerji akışı sağlar. Ve bu enerji akışı adeta bir uyuşturucuya döner. Üçlü cappuccino gibi olur. Ve biz de beynimizi vücudumuzu uyandıran kimyasallara bağımlı olmaya başlarız. Yani yaşadığımızı hissederiz ve bu duygusal bağımlılıkları onaylamak için sorunlarımızı ve şartlarımızı kullanırız. Ancak bu şekilde olduğumuzu sandığımız kişiyi hatırlayabiliriz. Takipte misiniz? Kötü ilişkiler, kötü işler, hepsini saklarız çünkü onları duygu bağımlılığımızı tekrar onaylamak için kullanırız. Bu sorunlar olmazsa biz biz olmayız. İşte bu yüzden değişme zamanı geldiğinde Hayatımızdaki koşullara olan bağımlılığımızı bitirmemiz gerekir. Anlıyor musunuz? Şimdi stres tepkisini sadece düşünceyle başlatabilirsiniz demiştim. Ayrıca bu stres kimyasallarının bağımlılık yaptığını da söyledim. Yani kendi düşüncelerinize bağımlı olabilirsiniz. O halde kuantum dünyasındaki sonsuz olasılık alanındaki potansiyelleri seçmek ve bir gelecek yaratmak için belirli duygulara ne kadar bağımlı olduğunuzu ve bu duygusal tepkileri düşüncenizle yaptığınızı bu yüzden olasılıklar yerine sadece sorunlara odaklandığınızı kabul etmek zorunda kalacaksınız. O halde siz ya acil durum modundasınızdır ya da büyüme, onarım ve yaratım içindesinizdir. Aynı anda ikisinde birden olamazsınız. Yani siz gün boyu oturup canlandırma yaparsanız ve olabilecek en kötü şeyleri düşünürseniz ve her şeyi dışarıda bırakıp sadece buna odaklarsanız ve geçmişteki duygularınızın etkisiyle gelecekte tekrar olabilir, kendimi korumaya alayım diyerek kuantum alanında bu ihtimali seçerseniz geleceğe de geçmişten bakarsınız. Takip edebiliyor musunuz? Yani siz seçtiğiniz öngörülebilir geleceği duygusal olarak da benimserseniz bedeninizin ruhsal ve fizyolojik dengesini sadece düşüncenizle mahvedersiniz. Benimle misiniz? Şimdi diyelim ki korkuyla ilgili bir şey var. Tamam mı? Siz bu potansiyeli seçiyor, kaç kez gözden geçiriyorsunuz? Buna takıntılısınız. Bunu yeteri kadar yaparsanız vücudunuz korkunun kimyasallarını almaya başlar ve siz de bu kaygı durumunu ezberlemesi için vücudunuzu koşullandırmış olursunuz. Kabul mü? Vücudunuz artık siz bir şey yapmadan da kaygılanacak. Çünkü onu programladınız. Sonra bir bakıyorsunuz, hiç istemeden panik atak geçiriyorsunuz. Sonra da bilinçli zihninizi değiştirmek için çabalıyorsunuz. Bunun bilinçli zihninizde bir ilgisi yok çünkü bilinçaltınızda programlandı. Kaç kişi benimle? Doktora gidiyorsunuz ve doktor, beyninizde bir donanım sorunu var, kimyasallar, moleküller vesaire. bu ilacı alın diyor. Ve ilk panik atak geçirdiğinizde bir uçaktaydınız ya da marketteydiniz diyelim. Ve paniğin devam ettiğini hissettiğiniz anda görüşünüz daralıyor, ışıklar rahatsız ediyor, solunum hızınız değişiyor. Çünkü vücudunuz kaygıya programlanmıştı. Buna ne sebep oldu diye etrafa baktınız ve uçma korkunuz olduğunu düşündünüz. Marketteyseniz açık yer korkunuz olduğunu. Bu iç değişikliği dış ortamınızla ilişkilendirirsiniz. Doktor da diyor bu ilacı alın. Kimyasal bir dengesizlik var. Bu dengenizi geri getirir. Peki soruyorum bu sizi iyileştirdi mi? Neden biliyor musunuz? Çünkü hala kalabalık yerlerden ya da açık alanlardan kaçınacaksınız. Sonra oradan bir psikoloğa gideceksiniz. O da size, hayır bu bir yazılım programı. Babanız fazla sert biriymiş diyecek. Mükemmelliyetçi biriymiş. Şimdi de siz öylesiniz. İçgörü ve anlayışınız olsa bile bu davranışınızı ya da kaygınızı değiştirir mi? Böylece oradan medyuma gidiyorsunuz. Medyum da size 1500'lü yıllarda manevi bir şifacı olduğunuzu Krakason'da yakılarak öldürüldüğünüzü söyleyecek. Artık dindar, manevi bir şifacı olduğunuzu ve yakılarak öldürüldüğünüzü biliyorsunuz. Bu kaygınızı iyileştirecek mi? Oradan da bir astroloğa gidiyorsunuz. Astrolog da size, Merkür nerede onu söyleyecek. Sakın evden çıkmayın. Üç ay sonra bitecek. Merkür'ün retroda olduğunu biliyor olmak sizin kaygınızı iyileştirir mi? O halde yeni bir modelin yaratılması gerekiyor öyle mi? O halde geçmişten kötü bir anıyı tekrar yaşamaya devam ederseniz ve her şeyi dışlayıp tekrar tekrar buna odaklanırsanız tekrar tekrar ve böylelikle depresyon, umutsuzluk, güçsüzlük ve ıstırap duyguları yaratırsanız ve bunları yapmaya devam ederseniz, vücudunuzu bu geçmişin kölesi olması ve depresyona girmesi için şartlandırır mısınız? Cevap verin, katılıyor musunuz? Vücudunuza, hadi gel bir yerlere gidelim derseniz size ne cevap verir? Artık zihin benim. Beni buna sen şartlandırdın, hiçbir yere gitmiyoruz. Kaygı sorunu olan birinin beyin taramasına bakarsanız, tıpkı depresyonda olan bir kişiye benzer. Kaygı gelecek için endişelenmek depresyonda geçmişte yaşamaktır. Aynı şey. Kaygı sorunu olanların çoğu depresiftir. Çünkü geçmişi baz alıp gelecekten korkarlar. Şu anda yaşamazlar. Katılıyor musunuz? Sakın depresyona girmeyin. Anında sizi çıkarırım. Buna bu şekilde bakmak güzel bir şey değil mi?